adım adım Namoski. Sayılı kaldı bu Namoski. Namoski'nin basketi. Süpersin Namoski. Süpersin. Anadolu Efes Türk basketbol tarihinde çok önemli bir yere sahip. Özellikle 80'lerden itibaren 90'lar boyunca yarattığı sinerji ve bir kulüp için, bir camia için köklerine sahip çıkmak çok önemli. Çünkü köklerinizle siz asıl geleneği oluşturuyorsunuz, o gelenekle de yeni nesillere, asıl gelecek nesillere hitap etmeye başlıyorsunuz. Bu bence çok önemli bir katılım açıkçası. Bunun devamının gelmesini ve bundan sonraki nesillere de bu 90'larda birçok gence, birçok çocuğa basketbolu sevdiren o takımın parçalarının, o jenerasyonların, o kuşakların parçalarının yeni kuşaklara taşınması açısından çok önemli bir hamle olarak görüyorum. Aydın Öz, Hakeza ve şimdi de Namoski. Bir müzesi, o müzede büyük emek vermiş antrenörlerin, oyuncuların köşeleri, emekte edilmiş formaları, bunların hepsi yapılması gereken şeyler. Yani zaten Efes dediğin zaman akla ilk gelen isimlerden biri, belki de birincisi Petar Namoski'dir. Aydın Öz'le başlayan bir süreç Namoski ile devam ediyor. Hem bizim için çok büyük onur kaynağı bu. Anadolu Efes'in oynadığı maçlarda formaların orada tribünde gözükmesi. Bu insanların yaptıkları, o yıllarda yaptıklarının onurlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün Efes'in çok doğru bir hareket yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu insanların Türkiye'deki basketbolun seviye atlaması açısından çok çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani hepinizin, yani herkesin bildiği, gençlerin özellikle bildiği bir forma şeyi vardır. Onun bir formasını yanağına silerdir. İlk başta o bir tik olarak başladı ama sonra ikimizin arasında böyle bir iletişim aracı oldu. Namoski öyle yaptığı zaman ben giderdim ona screen yapardım, o screen'i kullanırdım. Daha çok da böyle kafa kafaya giden maçlarda, onun şutuna ihtiyacımız olduğu zamanlarda öyle yapardım. Ben hemen çıkardım ona screen'i oturturdum, oradan şutunu atardı. Milano maçında unutamadığım maç sonudur. Namoski ile röportaj yapmaya gittim. İtalyan seyirciler kabloları kopardı ve bütün Türkiye oyuncuların ne söylemesini merak ederken, beklerken hiç doğru dürüst 10 saniye falan sürdü herhalde. Bir de şeyler atmaya başladılar. Petsa da burada olmaz dedi, soyunma odasına gitti. Namoski ile ben 90'larda 80 doğumluyum. Bütün böyle 10'lu yaşlarımın en önemli sporcularından biriydi. Yani bu salonda çok izledim Abdü Pekçi'de. Acayip bir, hem acayip Türkiye basketbol açısından mutluluk arz eden ama bir yandan da böyle o dönemki dönüm noktaları, travmaları da yaşadı. İşte meşhur Asvel maçı. O günün ertesi gününde mesela birçok genç gibi bizim de moralimiz bozuktu. O gün bir de Topaş'ta final kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Ama Namoski'nin bıraktığı izler hep böyle tatlıdır. 90'lardan o hareketi, işte bir yandan basketbolun bambaşka bir yüzünü göstermesi. Benim çocukluğum, yani özellikle gençliğime çok büyük izi vardı hakikaten Namoski. Orada Döksü Üter'le beraber Türkiye ilk başta ilk finali getirdi Avrupa'da. Daha sonra da Türkiye takım sporlarında ilk birinciliğini getirdi. Tabii ki tek başına Namoski değil, takımıyla beraber, ama bu adam bu takımın beyniydi. Orada defalarca attığı üçlükleri, içeri girip attığı turnikeleri, bunları unutmak asla mümkün değil. İnsanlara verdiği değer ve en kısa zamanda Türkçe öğrenmesiydi. İnanılmaz bir zeka. 2,5 ay, 3 ay gibi bir süre içinde Türkçeyi bizimle konuşur, derdini anlatır. Karşı tarafı da derdini dinleyecek şekilde Türkçe öğrenmişti. Onun dışında zaten herkese yardımcı olurdu. Herkese sohbet ederdi. Özellikle profesyonel olarak basketbolu ilk defa onda gördüm. Tam 4 dörtlük bir sporcuydu. Yeni geldiği zaman, ben de o zaman takım kaptanıydım. Yeni geldiği zaman şey yapardı, çok fazla Türkiye'yi bilmediği için her gün arardı, her gün bir şey isterdi. Yok işte kuyumcuya gidelim, yok nerede balık yiyeceğim, nerede yemek yiyeceğim, işte para nerede bozduracağım. Sürekli arardı beni. Ben de ona yardımcı olmaya çalışırdım. Çok tutumlu bir arkadaşımızdı Namoski. Onunla da bayağı bir şey vardı, herkesin de anısı vardır onunla ilgili. Dediğim gibi çok özel bir insandı.
basketbolda çok şeyler kattı Türkiye'de. Türk basketboluna çok katkıda bulunduğu için Namus Köy'e çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Namus Köy, sol turniketi ve basket. Namus Köy'ün basketi. Bence Türkiye'ye gelmiş en iyi basketbolcu Peter Namoski. Gelmiş en iyisi Peter Namoski'ydi. Namoski. Bence Namoski. Efes'te oynayan Namoski vardı. Peter Namoski'dir. Bildiğimiz efsanevi 7 numara. Peter Namoski bence basketbolculuğunun yanında gençlere, çocuklara örnek bir kişilik. Sporcu kişiliğiyle, yaşantısıyla örnek bir kişilik diyebilirim. Ülkemize ilk Koraç Kupası'nı onun kadrosunda vardı galiba. Öyle hatırlıyorum ben. Bilinmesi gereken bir basketbolcu çünkü bu topraklarda yaşamış ve Türk vatandaşlığına geçmiş. Hiç canlı seyretmedim ama yani efsane bir basketbolcudur. Üçlük sayılarını, o paslarını falan unutmak mümkün değil yani.